Değerli milletvekili adayımız, kendileri görüş ve düşünceleriyle her zaman bizler için bir timsal olan değerli milletvekili adayımız Sayın Süreyya Sadi Bilgi konuşma yapmaları üzere kürsüye davet ediyoruz. Değerli yol arkadaşlarım, dağ arkadaşlarım, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü bu toplantımıza, davetimize icabet ettiniz, geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Aynı şekilde dünkü karşılamaya da Eğirdir ilçemiz merkeziyle, köyleriyle, kasabasıyla çok ciddi bir katılım göstermiştir. Bu konuda da ayrıca şahsın milletvekili aday arkadaşlarım, partim adına da şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, dün orada otobüsten yaptığımız konuşmada da sözde şöyle başlamıştım. Dedim ki evvel Rafik, bazen Tarik. Yani arkadaşlar önce yol arkadaşı, sonra yol. Allah'a binlerce şükürler olsun ki Cenab-ı Allah bizlere sizler gibi yol arkadaşları nasip etti. Sizler gibi yol arkadaşlarıyla beraber bizlerin insan hak ve hukuk adında, özgürlükler yolunda, demokrasimiz yolunda ve bunların yanında da millete, memlekete ve sizlere hizmet noktasında yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bu noktada bizler hem meşruiyetimizi hem de gücümüzü sadece ve sadece sizlerden alıyoruz. Onun için de her seferinde bizlere sandıkta çok büyük bir destek vererek iktidara getirdiniz, Ankara'ya gönderdiniz. Elhamdülillah da bizler de sizin yüzünüzü karar çıkarmamak adına Türkiye'deki bu büyük mücadeleyi hem kutlu yürüyüş, kutlu mücadeleyi sürdürdük hem de bunun yanındaki hizmet kervanı için büyük reformların altına çok şükür ki liderimiz, kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'le ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ile beraber bütün bu hizmetlerin altına imza attık. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, tabii ki bütün bu iyileşmelere, bütün bu reformlara rağmen şehirler, köyler, ilçeler bunlar yaşayan organizmalar. Her gün bir ihtiyaç bittikçe, bir ihtiyaç görüldükçe yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasından daha doğal hiçbir şey olamaz. Gerçek manada tabii ki Sayın Recep kardeşimin de söylediği gibi bunu başa kalkmak anlamında değil ama sadece Eğirdilere, köylerine, beldelerine değil biz Isparta'nın hem merkezine hem de bütün ilçelerine bütünüyle hakikaten hizmet etmek için çırpındık ve çok ciddi hizmetleri gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde İnanıyorum ki bu hizmetlerimize dört arkadaş olarak biz iki kişi bu hizmetlere yetişmekte zaman zaman zorlanabiliyoruz. Aslında hizmet noktasında bir sıkıntımız olmuyor. Ama hizmetin yanında gelip sizlerle kucaklaşmak, muhabbet etmek, bir kahvenizi, çayınızı, ayranınızı içmek noktasında eksik kalıyoruz. Bazen sizin dertlerinizi bile bir dinleme fırsatımız olmuyor. Ama inşallah siz birisi, dördünüzü gönderdiğinizde biz ne yapacağız? Münabeli olarak hem oradaki kişileri rahat yürütme, hem de gelip sizlerle kucaklaşma, sizleri dinleme, sizlerin bize önereceğiniz yolları, çözümleri alıp burada dinleyip götürüp Ankara'da uygulama imkanına kavuşacağız. Bu son derece önemli değerli arkadaşlar. Bakın, Türkiye'de her yerde olduğu gibi Isparta'da da listeler açıklandı, adaylar belli oldu, bir liste tartışması sır gidiyor. Ama görüyorsunuz değil mi? Sadece bizim listeyi tartışıyorlar. Böyle internette şimdi adet oldu, sosyal medyada kahveye oturdu mu tartışılan liste bizim liste. Niye?
neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin listesini kimse tartışmıyor? E çünkü zaten bu millet onlardan umudu kesmiş. Onlardan bir şey olmayacağını, onların Ankara'ya gidemeyeceğini biliyor. Bütün tartışmayı o yüzden geliyor, bizi listenin üzerinde yoğunlaştırıyor. Bu ilk defa olmuyor, her zaman oluyor. Bundan da biz elhamdülillah hiçbir rahatsızlık duymuyoruz arkadaşlar. Bu şunun göstergesidir. Yeniden güçlü bir şekilde AK Parti iktidar ve inşallah da ne diyoruz? Isparta'da 4. Allah bizi utandırmasın. Değerli arkadaşlar, gerçekten son derece değerli, çok sevdiğim bir kardeşim burada ilçe başkanımız var. Ve diyor kardeşimden Allah razı olsun. Hem İGEM Meclisi üyeliği dönemi, hem belediye başkanı adaydı, hem ilçe başkanlığı sürecinde hakikaten diyebilirim ki bütün ilçelerimiz içerisinde gerçek manada bütün meselelere hakim olan, bunları hepsini kafasının içerisinde tutan, ezbere bilen ve ara ara göndermiş olduğu faxlarla ara ara giderken de şunu kastediyorum, 2 gündedir. Bu da sürekli olarak bizim de hafızamızda taze tutmamıza sebep oluyor. Allah kendisine razı olsun. Sadece merkezindeyim, 28 köyümüzün de Belediye Sarı İdris'inde bütün meselelerinin peşinde arkadaşlar. Şimdi Recep Vekil de söyledi. Sayın Vekil tekrar olacak ama bu sözlerini de ben buradan bir de ben vermek istiyorum. Müsaade ederseniz. Çift bir güç olsun. Yani bak %50 sözler ve %50 kaçışlar gibi olmasın. Değerli arkadaşlar, yüksek okullarımız, buradaki fakültelerimiz, 3 tane 4 yıllık burada bir fakültemiz, 2 tane yüksek okulumuz var, 4 yıllık ve meslek yüksek okullarımız var 2 yıllık. Bunların hepsi zahmet. İnşallah Allah'ın izniyle devlet demir yollarının arazisini üniversiteye devrim yaparak mutlak surette bir üniversite kampüsü Eğirdir'e kuracağız. Kuracağız. Şimdi sorular. Değerli arkadaşlar, hadi bugüne kadar niye olmadı? Ya bugüne kadar olmadı da, bugün değerli arkadaşlar rektörlük seçimlerde sonuçlandı biliyorsunuz. Orada İlker Çalıkçı diye bir arkadaşımız, profesör kardeşimiz 315 oyla birinci çıktı. Mevcut rektör 270 oyla kaldı. Bu seçimlerin de Isparta'da hayırlı olmasını buradan diliyorum. Dualarınızı, desteklerinizi de esirgemeyin ortada. Evet arkadaşlar, önemli konu ormandan alacağınız, yani mevcut yurdun yanındaki, arkasındaki ormana ait araziyle mutlak surette kredi yurtlar kurumuna geçirerek 400 kişilik biz ne yapacağız? Yurdumuzu Allah'ın izniyle yüksek öğretim için oraya önümüzdeki sene program hazırlık yapacağız. Başlayacağız ve bitireceğiz. Yani geçmişte olduğu gibi değil. Geçmişte yani bir yurt için bile başlarlarda 10 sene sonra biterse ne ala. Ama elhamdülillah 400 kişilik yurda Allah'ın izniyle biz Nisan ayında başlarsak işte Ağustos ayında bitiririz 3-4 ay içerisinde. Bundan hiç kimsenin de endişesi olmasın. 2016 yılında bizim buradan size sözümüzdür. Bu yurdu yapacağız. Onlar da değil. 5100'ün üzerinde bizim burada orta öğretimdeki okuyan, ilk öğretimde okuyan çocuklarımız, evlatlarımız var. Onların da pansiyon ihtiyacı var. Bir orta öğretim yurduna ihtiyacı var. Allah'ın izniyle o 300 kişilik yurdudan gene söylüyorum 2016 programı içerisinde Eğirdir'e yapacağız. Bunun da önüne hiç kimse duramayacak. Değerli arkadaşlarım bakın. Burada Recep Vekil'in de Eğirdir'e hakikaten sadece Eğirdir için değil. 81 tane yerleşim birimimizi ilgilendiren Isparta için son derece önemli olan on binlerce vatandaşımızı ilgilendiren Eğirdir Kuşak Kanalizasyon Projesi. Bununla ilgili olarak buradan söz veriyoruz. Allah'ın izniyle bu sene bu işin proje ihalesine çıkacağız. Bu sene çıkacağız projelerine. Bu sene başlayacağız. Bu bütün Eğirdir'imizi, köylerimizi ilgilendirdiği gibi bütün civardaki diğer ilçelerimizi, köylerimizi ilgilendiren Türkiye'nin en önemli örnek projelerinden Allah'ın izniyle bir tanesi olacak. Değerli arkadaşlar, gene Boğazova Çay Göleti projemiz. Eğirdir'imiz için, köylerimiz için son derece önemli, mutlak surette bu projeyi Allah'ın izniyle hayatta geçireceğiz. Ondan hiç kimsenin endişesi olmasın. Şu an
Zaten başlarınızda bizi devlet su işlerinde neredeyse Eğirdir olarak baktığımızda en azından şu an proje çalışmaları yapan, inşaatı devam eden, proje çalışmaları tamamlanmış olan, ölçümlemeler, göletlerle ilgili olarak su ölçümleri devam eden, toplamda baktığınızda yaklaşık 20 tane proje sadece ve sadece devlet su işleri tarafından şu an yürütülüyor arkadaşlar. Bakın, eskiden bırakın 7 projeyi bir arada yürütmeyi, bir projeye başlıyorlardı, 15 senede bir göleti bitiriyorlardı. Biz ne dedik? Bir sloganla çıktık. 1000 günde kaç gölet demiştik Recep Bey? 1000 gölet demiştik değil mi? Ama o 1000 göleti geçmişiz. 1000 günde 1000 gölet diye çıktık. Bugün Türkiye'de 1000 günde 1300 göleti bitirdik ve vatandaşlarımızın hizmetini açtık. İşte AK Parti iktidarı böyle düşünüyor. AK Parti'nin hizmet anlayışı böyle bir hizmet anlayışıdır. Şimdi gene sıkıntılarımız var. Bu işin kavgasını çok verdik. Biz bürokrasiyle de kavga ediyoruz. Zannetmeyin iktidarsınız, her şeye hakimsiniz. Zaman geliyor, bürokrasi sizin önünüze engel. İşte Veli kardeşim biliyor, vardı bir toplantıda. Hatırlıyorsunuz değil mi? Müsteşarın odasında. Buradaki DSİ bölge müdürüyle konuşuyoruz. Sizin kavganızı veriyoruz. Bakın kok kavgası veriyoruz. Diyafon açık. Diyafonun açık olduğunu bilmiyor bölge müdürü efendi. Utanmadan diyor ki telefonun öbür ucunda müsteşar işte vekillerimiz burada bu işin kavgası veriyor deyince biz bu kavgayı veriyoruz diye utanmadan şunu söyledi. Dedi ki ne o dedi? Vekillerin dedi evi mi var? Göletin şey gölünün altında kalacak da onun içinden kok kavgasını yapıyorlar dedi. İş bu kadar ahlaksızca. Ne yaptık? Şunu söyledik, orayı terk ettik ve dedik ki bakana sen bunu hemen alıyorsun ve gönderiyorsun. Bize de adam gibi ahlaklı bir bölge müdürü gönderiyoruz. Yani bu işlerin kavgaları değerli arkadaşlarım hakikaten kolay olmuyor. Bu ciddi çetin bir mücadelenin sonucu olarak bu hizmetler ortaya çıkıyor. Parayla ilgili sorunumuz yok elhamdülillah. Bütün en büyük ekonomik sıkıntıları, dünyadaki buhranı, herkesin ilim ilim inlediği bir süreçte biz hiç frene basmadan Türkiye'nin 780 bin kilometre karesinde yatırımlarımıza tam hızıyla, tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an özel idarede çok ciddi, işte İlgen Meclisi Başkanımız da burada, çok ciddi bir rehabilitasyon oldu. Çok ciddi bir ekip değişikliği oldu. Hizmette müthiş artışlarımız var. Daha yeni, geçen ay içerisinde yok. İşte bulunduğumuz ay içerisinde 3 tane yeni çöp aracını Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan aldık ve özel idareye teslim ettik. Onlar 200 tane çöp konteyneri aldılar. Çevremizdeki bu sıkıntıyı bildiğimiz için de şu an özel idare çöp konteyneri ihalesini yaptı. Bütün köylerimizdeki bu sıkıntıyı hepsini ortadan kaldırıyoruz. Aynı şekilde 3 farklı halinde arka arkaya şu an bütün ihale tarihleri belli oldu. Taş ihalesine, yani kilit taş ihalesine çıkıyoruz. Bununla ilgili olarak da bütün bu kilit taşları bu meydan düzenlemelerinin sıkıntıları için, bu çamurluk alan bölgeleri ortadan kaldırmak için bütün köylerimize dağıtımını yapacağız. Çok kısa süre içerisinde. Hatta bunu yaparken işi kolaylaştırmak açısından eskiden olduğu gibi yani taşı size verip de ya muhtar vatandaş köşesi değil, biz bu uşağın anahtar teslim çıktı ihaleye. Alan gelecek taşı da döşeyeceğiz oraya. Biz de kontrolünü yapacağız sizlerle beraber. Bakın arkadaşlar mücadele mücadele oluyor. İşte bakın 80 yıldır köylü vatandaşlarımız eziyet çekiyorlardı. Hayvan otlatma meselesiyle ilgili olarak. İşte 2010 yılında yapmış olduğumuz bir düzenlemeyle bütün bu 80 yıllık eziyeti ortadan kaldırdık. Bunun da kavgasını orada veremeyiz. Bunlar son derece önemli. Bakın bunlar son derece önemli hizmetler. Sadece Isparta değil, bunlar bütün Türkiye'yi ilgilendiren son derece önemli yasalar ve kararlar millete hizmet adına. Vekilim söyledi Adliye Sarayı, ben ona girmem. Hukukçu olan kendisi. Adliye Sarayı inşallah herhalde hemen onu programlatır, onu buraya getirir. O da bizim boynumuzun borcu. Doğalgaz, evet, yavaş bu işi becerdi. 8 ilçe Türkiye'de bu işi becerdi.
Yani abone sayısı ile ilgili olarak bunu tespit edip bu paraların yazılma işini. Zannediyorum bir şerefli koçuşlar bir tane daha var. Bugün ihaleleri yapıldı. Buradan Yalvaç'a da müjde olsun. En erken herhalde en geç bir hafta 10 gün içerisinde Yalvaç'ın doğalgaz ihalesi de BOTAŞ tarafından yapılmış olacak değerli arkadaşlar. Peki, hayırdır? Seyir verecek bunu. Seyret demeli. Bunun için biraz gayret gerekiyor, çalışmak lazım. Burada, yani kısmetliymiş, belediye bizde değil. Belediye bu işlerden önemli bir lokomotiftir, itici güçtür. Ama biz bu işi halledebiliriz çünkü aynı şekilde Yalvaç'ta da belediye bizde değildir. Yalvaç'ın belediye başkanı bu işe köstek oluyordu. Ama baktı ki bizim kararını tuttuğumuz davranışımızı görüp biz sahaya inince o da arkamızdan gelmeye mecbur kaldı. Aynı şey ben inanıyorum ki mutlak surette burada da ne olur veya ne olur. Değerli arkadaşlar, emniyet finansı inşaatımız devam ediyor değil mi? Bütün hızıyla gidiyor. Sayın Vekilim söyledi, işte su ürünler araştırma merkezimizde, istasyonumuzda, burada bu kerevitle ilgili bir araştırma merkezi. Türkiye'nin en büyük kerevitle ilgili olan araştırma merkezi. 2,5 trilyon eski parayla, yeni parayla 2,5 milyon lira ne oldu? Tamamlandı ve hizmete açılmış oldu. Bu kültür, bahçe kültürleri araştırması ile ilgili, orada yapılacak olan kültür merkezi ile ilgili olarak da bunun da inşaatı devam ediyor. O da gene Eylül'de de merkezde 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım. O da süratli bir şekilde değerli arkadaşlar devam ediyor. Onun için şunu söylüyorum. Gerçekten son derece değerli bir ilçe başkanımız var. Bütün buradaki meselelere, Eylül'ün bütün meselelerine sonuna kadar hakim. Ve her noktada bizleri bu şekilde gerçekten sıkıştırıyor. Ben bu konuda sizler adına kendisine şükranlarımızı, sizler adına teşekkürlerimizi de iletiyorum. Allah razı olsun. Ve değerli hekimler, biraz da siyaset. Evet, hizmetleri yapıyoruz. Ama biz başkanları gibi, yani böyle bol keseden vaatler falan atıyoruz. İşte sizin karşınızda kim var? Şimdi çıkmış, Kılıçdaroğlu seçim beyannamesi açıklamış. Diyor ki arkadaşlar, işte mazotu 1,5 lira yapacağım. Her Kurban Bayramı'nda diyor, hem Ramazan Bayramı'nda birer maaş ikramiye dağıtacağım. Ve başka bir sürü vaatler. Bunları vermiş vaatleri. Sonra ne yapmış arkadaşlar biliyor musunuz? Notere gitmiş. Noterden bunu tasdik ettirmiş. Şimdi bir adam bir takım sözleri verdiği zaman neden notere gitmek ihtiyacı duyar? Şimdi bir tüccar düşünün. Adamın sözü söz. Sözünü verdiğini dönmesi mümkün değil. İş yapıyorsunuz, mal alıyorsunuz, satıyorsunuz. Böyle bir adama siz bir mal aldınız, ondan bir söz aldınız. Siz ondan bir yemek ister misiniz? İstemezsiniz. Çünkü dediği günler arkadaş gelir borcunu öder. Güzel. Peki biraz problem var adamda. Ne yaparsınız? Yani bir sıkıntı olacak diye hissediyorsunuz. Dersiniz bir senet ver. Şimdi bu senet protesto olur. Bir daha mal almaya geldiği zaman dersiniz ki sen bu senedin yanına bir de bir kefil getir. Bir de o kefil imzalarsın. İşte derdi arkadaşlar Kılıçdaroğlu'nun işi bu. Kendileri SGK'nın başındayken SGK'yı nasıl batırdıklarını biliyorsunuz. Kendisi müddetli tüccar. Yani burada memleketin en önemli konunu batırmaktan sabıkası var. Artık bu millet onun sözüne inanmadığı, güvenmediği için yalanlarını ne yapıyor? Bir de gidiyor noteri kullanarak orada tasdik ettirip öyle geliyor. Değerli arkadaşlar, sözü söz olmayan, özü öz olmayan insan istediği kadar gitsin noterden bunu onaylatsın. İsterse senedi versin. Ödemeyecek olduktan sonra, tutmayacak olduktan sonra bu sözleri ne yaparsınız? Bol keseden dağıtmaya, atmaya devam edersiniz. Şimdi Eğirdir'in bir özelliği var. Doğru. Recep kardeşim söyledi. Kim var? İşte Eğirdir'in birinci sırada MHP'den bir milletvekili var. MHP 2011'de milletvekili 1500 lira kazandı. 1500 lira daha az alsaydı biz zaten ne yapmıştık? 3 milletvekili 2011'de almıştık. Şimdi derdi arkadaşlar bizim de 3. sıramızda Eğirdir'li var. İsmail Özdemir. Niye 3. sırada? Niye 3. sırada? Derdi arkadaşlar hem Ayşe'yi tutsun elinden, yukarıya çeksin Ankara'ya götürsün, hem de Recep de bizi yukarı itsin diye 3. sıraya koydu. Ondan dolayı şimdi o zaman siz ne yapacaksınız? Ona hem Ayşe'yi çekmesi hem bizi itmesi için destek vermeniz lazım. Sonuna kadar arkasında olmanız lazım.
evladınıza, çocuğunuza sahip çıkmanıza. Bu saçlarınız olmaz. Ha sadece İsmail'e sahip çıkmıyorsunuz. İsmail'e, Ayşe'ye sahip çıkmıyorsunuz. Recep'e, bana sahip çıkmıyorsunuz. Kendi çoluğunuzun, çocuğunuzun geleceğine sahip çıkıyorsunuz. Türkiye'de başlatılmış olan reformların aksamadan, duraksamadan devamı için oy kullanacaksınız. Kendi iradenize sahip çıkmak için oy kullanacaksınız. Türkiye'deki her türlü vesayet rejimi bitirmek için oy kullanacaksınız. Türkiye'de İstiklal Savaşı'na birlikte veren, omuz omuza çarpışan, kurtuluşumuzun imzası olan bu milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin yeniden tesis edilmesi için oy vereceksiniz. Terör belasının bu ülkede tamamen bitirilmesi için oy vereceksiniz. Bir daha şehit haberi bulmamak için oy vereceksiniz. Hakkınıza, hukukunuza, çoluğunuzun, çocuğunuzun geleceğine sahip çıkmak için o sandıklara gideceksiniz ve mührünüzü AK Parti'ye basacaksınız. Ve bizim buna inancımız gönüldendir ve sonsuzdur. Eğirdir her zaman bütün Türkiye'de olduğu gibi gerekeni sonuna kadar yapmıştır. Ben kendim milletvekili arkadaşlarım adına hepinize binlerce kez şükranlarımı sunuyor, Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun.